Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan Notlar köşemizin bugünkü konusu kazandığım kupaları geri alın. Arkadaşlar, Alman futbolunun efsanevi bir futbolcusu var. Franz Beckenbauer. Yakışıklı, başarılara doymayan, kazanmamış kupa bırakmayan, futbolun profesörü olarak tanımlanan bir adam. Erken evlenmiş ve 3 çocuğu olmuş. Oğlu Stefan da başarılı bir futbolcu. Ancak babası kupalar kaldırmaktan oğlunun maç yaptığı stada gelip oğlunun maçını izleyememekte. Çünkü Franz Beckenbauer Bayern Münih'le ortalığı kasıp kavurmaktadır. Futbolu bırakınca Beckenbauer Alman futbolunun başına geçer ve yüksek başarıları orada da devam eder ve dünya şampiyonluğu dahil birçok kupayı kazanırlar. 40'lı yaşlarını geçince Beckenbauer o başarılı futbol adamı evine dönmeye karar verir. Stefan babasının kokusunu ilk defa 42 yaşına geldiğinde hissedebilir. Artık çok mutludur Stefan. Ailesiyle mutlu yaşamayı hayal eden Beckenbauer kısa bir zaman sonra oğlu Stefan'ın kanser olduğu haberiyle sarsılır. Amerika'dan Avrupa'ya bütün dostlarının sahiplenmesiyle oğlunu muayene ettirmediği doktor kalmaz. En son Fransa'da bir hastane merdivenlerine çıkarken Stefan merdivenlerde biraz bitkin yığılır. Kendisini tutup kaldırmak isteyen babası Stefan'ın ağzından dökülen şu sözlerle sarsılır. Baba, biliyor musun? Senin kaldırdığın o kupaları biz hiç sevmedik. Sen maçları kazanıp kupa kaldıracağın zaman annem televizyonun açık olduğunu fark ederse televizyonu kapatırdı. Biz senin kupalarını hiç sevmedik baba der. Aradan geçen 3 ay zarfında oğlu Stefan'ı kaybeder Beckenbauer. Bugünlerde de kimseyle görüşmek istemez bu futbolun efsanevi devi. Kendisiyle konuşma fırsatı bulanlara da şunu söyler. Kazandığım bütün kupaları alın. Bana, Stefan'a sarılabileceğim 2 dakika verin. Bazen hayatta bir şeyler için arkadaşlar, bir şeylere başarılı olmak için başka bir şeylerden fedakarlık yapıyoruz. Hem de geriye döndüremeyeceğimiz bir şeylerden. O yüzden hayatta önceliklerinizi iyi belirleyin. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık, gerekirse o kupaları kazanmayıp değer verdiğiniz insanlara 2 dakika fazla sarılacağınız harika bir gün diliyorum.